Dindar insan olmak gençten beklenir. Hele gencin dindarlığı, yaşlının dindarlığından daha değerli. Allah, yedi tür insanı en üstün vasıflarla ödüllendireceğini söylüyor. Bunlardan biri de gençken ibadet şuuru ile yetişmiş insandır. İhtiyarın namazından değerli. İhtiyarın orucundan haccından daha değerli. Gencin haccı, gencin namazı, gencin ibadeti. Ancak kardeşlerim, genç olmak demek ara sıra sabah namazı kaçırabilmek demektir. Şeytan ise en olgun örneklerle umutsuzluk aşılamak ister. Sen Hazreti Ömer gibi olmak istiyorsun ama Ömer hiç namaz kaçırdı mı? Sen kaç gündür sabah namazı kaçırıyorsun der. Gençlik 40 kere düşürülmesi uygun olan yaş demektir. Ama 41. kalkış enerjisi de var demektir. Müslümanlığımızın Peygamber Efendimizin asabının düzeyinde olması uygundur. Beklenir. Ama realite değildir. Modern çağın, fitne fesadın, kötülüğün, sokağa düştüğü bir zamanın insanısın sen. Senin zamanın, senin şartların ve sen ortak paydası üzerinden bir Müslümanlık yaşayacaksın. Bu Müslümanlığı hayal alemine taşıma sen. Şeytan senin geçmişindeki hatalarını işte hatırlıyor musun? Ortaokuldayken içtiğin sigaraları diye 25 yaşındayken seni umutsuzluğa sevk edebilir. Ama senin gençlik sabır planın 100 kere de yıkılsam 101. kalkışımdır benim. Kararımın verileceği durum demek zorundasın. Bunu beceremeyen gençler, hepinizin belki onlarca örneğini gördüğünüz, kendinizin de yaşadığı şey, mesela Ramazan olur, Ramazan ayında genç namaza başlar. Namaz kılar, akşam teravilere gider. İşte Ramazandan sonra da üç gün devam eder. Sonra bırakar. İmtihanlarından dolayı bırakar. İşte annesiyle gezmeye gitmiştir, bir sebeple bırakar. Altı ay sonra bu gence sen nerelerdesin bir dahaki Ramazan'ı mı bekliyorsun gibi sorduğunda ya bizim yapacağımız iş değil o iş. Neden senin yapacağın iş değil? E gördüğün gibi işte tökezledik. O zaman vurduğu topların her biri gol olmayan futbolcunun ilk jübileyle veda etmesi lazım. Bu bir oyun. Gençlik de senin oyunun. Her vurduğun gol olmuyor ki. Her pasın senin gole gitmesi gerekmiyor. Kendi kalene de gol attığın olacak. 90. dakikadan önce hiçbir karar hakem kararı değildir. İzleyici temennisidir o. Gençlerin Allah'la ilişkilerini belirlerken Allah'ın onlara bakışı yüz kere yıkılsa bile yüz birinci gelişlerini kabul etme bakışıdır. Eğer genç onu yaratan Allah onu yüz birinci kalkışında bile kabul etmesini duyduğu halde peygamberinden Müslümanlığın böyle bir din olduğunu bildiği halde genç 20. düşüşünden dolayı dine veda ederse bile bile gençliğini harap etmiş olur. Biz diyoruz ki genç sabırla bezenmiş, kuşanmış bir hayat yaşayacak. Bunun dindarlık bölümü, bu sabrın dindarlık bölümü gencin işlediği hatalardan dolayı fırsatın kaçtığını zannetmemesidir. Gencin hiçbir hatası fırsatın kaçma noktası değildir. Düşüştür. Nabız gibi düşer kalkar. İner çıkar. Mühim olan yola devam etmek.